Merhaba arkadaşlar. Bugün bir kargo aldım. Skelita Monsterha ikinci el bu. Arkadaşlar biliyorsunuz artık Monsterha bebekler üretilmiyor. Ben Skelita'ya çıktığı zaman almayı çok istemiştim ama o zaman hiç fırsatım olmamıştı. İkinci elde çok uygun bir fiyata bulduğum için aldım. Bir miktar saçları yapış yapış, yüzünde bazı lekeler var. Şimdi hep birlikte bu bebeği yenileyeceğiz. Saçlarını yıkayacağız. Güzel bir banyosunu yaptıracağız. Kıyafetlerini temizleyeceğiz. Ve yepyeni yapacağız. Şimdi arkadaşlar başlayalım. Evet, şimdi saçlarımızı yıkıyoruz. Şimdi saçlarımızı yıkayacağız. Güzelce soğuk suyla ıslatıyorum. Saç kremi arkadaşlar, şampuan değil. Evet arkadaşlar, yıkama işlemimiz bitti. Saçlarında hala bir takım yapışkan yerler olduğunu hissettim. Kolonyayla, alkolle bir miktar dökeceğim. Alkol çözecektir. Saçları kurudu ama
Sanki hiç kurumamış gibi, ıslak gibi duruyor. Çünkü hala çok yapışkan. Biraz araştırdım internetten. Bu Monster High bebeklerde özellikle çok sık görülen bir şeymiş. Saçlar monte edildikten sonra iç kısmına, kafanın iç kısmına yapıştırıcı dökülüyormuş ve zamanla bu yapıştırıcı bu deliklerden dışına doğru çıkma yapıyormuş. Bunun için talk pudrası, bebek pudrası kullanılmasını önermişler. Şimdi deneyeceğim. Merhaba, tekrar geldik. Yıkadık. Buralarda kaldı. Fazla bir miktar kuruttum. Hala görüyorsunuz. En azından yapışkan değil. Neyse. Şekil vereceğiz şimdi biz. Saçlarımız kurudu. Ben buklelerini açtım. Ama gördüğünüz gibi o pudranın verdiği bir matlık var saça. Evet, yapışkan değil. Evet, iyi gözüküyor saç. Ama dediğim gibi yani bir kötü oldu saçları. İnternette biraz araştırdım bu yapışkan bu maddeyi nasıl çözebilirim diye. Yağ çözücü birçok insan kullanmış. Çok iyi sonuç aldıklarını söylüyorlar. Yağ çözücü deneyeceğim. Ayrıca biraz araştırdım yağ çözücü yerine kullanabileceğim daha organik bir şey var mı diye. Turunçgil yağlarını önerdiler çözücü olaraktan internette. Saçlarımız çok kötü halde gördüğünüz gibi bu pudradan bir an önce kurtulup yağ çözücüyle tekrar bir deneme yapacağım. İkinci kez daha yıkadım saçlarını. O şu görüntü bir miktar daha kayboldu. Ama yine de işte hala duruyor. Bazı yerlerden gitmesi çok zor. Ama o yapışkanlık hissi gitti. Ama o beyaz tozun verdiği, pudranın verdiği o mat görüntü duruyor. Parlaklığı kayboldu saçın. Keşke hiç dökmeseydim. Çok üzüldüm. Şimdi internette Gugon diye
bir üründen bahsetmiş, yağ çözücü. İnsanlar çok etkili olduğunu söylemişler. Onu burada bulamayacağımız için biraz araştırdım ürünün içeriği, hani o yapışkanlığı, alma özelliği nereden geliyor diye. Turunçgil yağından geliyormuş. Turunçgil uçucu bir yağ. Limon, portakal gibi meyvelerin yağları. Sadece onlar değil, aslında esansal yağlar içinde uçucu eterik yağlar bu özelliğe sahipmiş. O yüzden birçok uçucu yağ var. Mesela ardıç yağı da uçucu bir yağ. Yasemin yağı da uçucu bir yağ. Eterik yağ bunlar. Bende bir miktar portakal yağı vardı. Az miktar da var. Bir miktar ardıç yağım vardı. Portakal, bu ardıç. Biraz da kabartma tozu getirdim. İnternette bunu, içine biraz da kabartma tozu koyulmasını önermişler. Şimdi bunu deneyeceğiz. Kabımın içerisine her iki yağdan da birer miktar karıştıracağım. Portakal yağım az benim. Böyle sarı bir rengi var. Umarım bebeğin yüzünü boyamaz diye umuyorum ama sanki boyayacak gibi geliyor. Dikkatli sürmeye çalışacağım o yüzden. Biraz daha beyaz renkliydi. Daha hoştu. Ama kokusu biraz ağır. Portakal gibi hoş kokmuyor. Bebiş üzmüştü. Hiç portakal yağını eline almamış olanlar için portakal yağı ismi ne kadar yağ olsa da dokusu yağ gibi değil. Çok farklı bir dokusu var. Ben bunları aromaterapi için, cilt bakımı için almıştım. Çok kullanıyordum. Yalnız böyle yağ çözücü, bu yapışkan molekülleri çözücü bir özelliği olduğunu hiç bilmiyordum. Yurt dışında bunun büyük bir sektörü varmış. Bu arada birazcık araştırırken onu da öğrendim. Ya öğrenmişken bahsedeyim size. Özellikle temizlik ürünleri yapılıyormuş arkadaşlar. Bu uçucu yağlarla. Yani ama mesela bizim ülkemizde bu alanda pek bir şey yok anladığım kadarıyla. Çünkü adamlarda öyle bir temizlik maddeleri var ki, yani biz burada içeriğini öğreniyoruz. İçinde ne varsa ona göre bir şeyler buluyoruz. Yani bilmiyorum. Pildiğin saç bakımı yapıyoruz şu an bebeğe. Bu arada bu yağ suyun içinde çözülmüyor arkadaşlar, uçucu yağlar. O yüzden suyla karıştırıp hani maddeyi çoğaltmanın bir manası yok. Çünkü suda çözülmüyor. Yani suyla hani seyreltemiyorsunuz. O yüzden baştan söyleyeyim, bence hiç suyla karıştırmayın. Böyle kullanın. Yoksa hani az bir şey bundan koyarsın, suyunu koyarsın, arada o da ona bulaşır diye bir mantık da, az bir ürün hani pek belki çözücü olmaz bu yapışkanlığı. Sonra dersiniz hiçbir işe yaramadı. En iyisi siz sadece benim gibi yağ sürün, içine birazcık
Kabartma tozu da koyulmasını önermişler. Ben o yüzden koydum. Yoksa sadece yağ sürmekle yetinecektim. Saçlarımız kurudu. Artık yapış yapış değil. Gerçekten portakal yağı çok iyi geldi. Saçları eskisi gibi oldu. Şimdi şekil.